Yani Kibar Mehmet oğlu. Çocukların okuyor herhalde. Kaç tane çocuğun okuyor? Benim 3 tane öğrencim var. Biri ilkokul, biri ortaokulda. Yani 2 kişi ortaokulda. 7. sınıf, 6. sınıf öğrencilerim var. Bir de 3. sınıf. Geçen burada biri gelmiş, 3. sınıf kızımı çağırıyor. Diyor ki gel diyor, senin abin dışarıda kaldı, sana para verecek. Nöbetçi öğrenciye söylüyor. Nöbetçi öğrenci de geliyor, kızımı saflonda geliyor, kızı çağırıyor. Kız da ona Allah'tan da uymuyor diyor, benim abim yok. Gelmiyor. Gidiyor nöbetçi öğretmene söylüyor. Nöbetçi öğretmen tamam demiş, uzak durun. Güvenlik geliyor, bunu uzaklaştırıyor. Bilmiyor kızımı çağırdığını. Tabi bilseydi anında müdahale ederdi çağırdığını. O yüzden okulun bu duvarların yıkık şeylerinden şikayetçiyiz. Hangi belediyeler yıktı? Ben sabah Hamit Bey ile konuştum bugün hatta. Bana dedi ki yetkim yok. Büyükşehir Belediye yetkili. Milli Eğitim yetkili dedi. Şu an 147'yi aradım. Ona da şikayetçi oldum. Dilekçe vermişim. 3 gün içinde bana haber verecekler dediler. Bu 3 gün içinde haber bekliyorum diye imza toplamışım. Nereye gerekiyorsa başvuracağım. Çünkü çocuklarımız hiçbir şekilde can güvenliği. Şimdi bir çocuk atlıyor. Bunu atlarsa hırsız hay hay atlar. Psikopatlar hay hay atlar. Mahalle içindedir. Herkes girer, herkes çıkar, belli değil. O yüzden yani bu okulumuzun en azından demirleri yapılsın. Yıktılar, yol yaptılar. Dedi yol yapacağız. Arka tarafta yol yaptılar. Yıkıp öyle yarım yamalık bırakıp gittiler. Büyükşehir Belediye dilekçe vermişler. Büyükşehir Belediye diyor 2017 bütçem doldu. 2018'de ama hangi 2018 hangi aydadır? Okul bitti bitecek. Bir tane çocuğum var. İki tane oğlum var burada. Bu okulda. Biri birinci sınıfa gidiyor. Diğeri beşinci sınıfta. Bu duvar ne zaman böyle oldu? Bu duvar okul başladığında yıktılar. Tatil zamanında boş durdular, yapmadılar. Yıktılar, yapıyor gibi bir şeyler oldu ama kaldı öyle. Devamı gelmedi. Bu şekilde kaldı şu an. Peki bu duvarların bu şekilde olması sizi endişelendiriyor mu? Aklınız bile kalıyor mu? Çünkü çocuklar rahat rahat dışarı çıkıp kaçıyorlar. Sağa sola gidiyorlar. Araba çarpma riski var. Mesela hanımefendinin dediği gibi kızını götürmeye çalışmışlar. Ortalık zaten karışık. İpsiz sapsız var. Yani bir şekilde korkuyoruz. Peki yetkililere neler söylemek istersiniz? Yetkililere işte düzeltmelerini istiyoruz. Bir an önce. Yani bir gecede, iki gecede tamamlanacak bir şey isterlerse. Yapabilirler ama işte bir boş verdim var. Uğraşmıyorlar. Biz olunca yıkmıyorlar, bizi koyduktan sonra yıkıyorlar.